Değerli Oki TV izleyicileri, Osmaniye Korkut At Üniversitesi Karacaoğlan yerleşkesindeyiz. Osmaniye Korkut At Üniversitesi 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 5. Korkut At'a Kültür ve Spor Şenliği'ne hazırlanıyor. Ve biz de bu yüzden mikrofonlarımızı sizlere uzatacağız. Önce rektörlük binası önündeyiz. Sayın rektörümüz Profesör Doktor Orhan Büyükalaca ile röportajı gerçekleştireceğiz. Osmaniye Korkut At Üniversitesi olarak 5.sini düzenlediğimiz Bahar ve Spor Şenliklerinin ismini bu yıl değiştirdik. Tabii ki değişiklik sadece isminde değil, aynı zamanda içeriğinde de ciddi anlamda değişiklikler var. Ben öncelikle ismiyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi üniversitemizin ismi Osmaniye Korkut At Üniversitesi. Osmaniye merkezde bulunan yerleşkemizin ismi de Karacaoğlan Yerleşkesi. Osmaniye Korkut At Üniversitesi olarak düzenlediğimiz, 5.sini düzenlediğimiz etkinliklerin ismini Korkut At'a Kültür ve Spor Şenliği olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu değişikliği yapmaktaki amacımız sadece isminin değişmesi değil, içeriğinde de ciddi anlamda değişiklikler var. Üniversitelerde Bahar ve Spor Şenlikleri uzun yıllardır düzenlenmekte. Ancak içeriğine baktığımızda bir üniversitede olması gereken formattan, içerikten uzaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Bu tespiti sadece biz değil, birçok üniversite tarafından da yapılmakta. Bu sebeple biz bu sene şenliklerimizi kendi içimize dönerek, kendi özümüze dönerek öğrencilerimizle birlikte düzenliyoruz. Dışarıdan eğlence ithal etmek yerine şenlikler süresince gerçekleştireceğimiz etkinliklerin tamamına yakınını kendi içerimizdeki öğrencilerimizle, personelimizle gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede neler var diyecek olursanız, öncelikle geleneksel hale geldiğimiz şehir yürüyüşüyle başlıyoruz. 24 Nisan Çarşamba günü saat 9.30'da Eski vilayet önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej şeklinde üniversitemizin bir yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Daha sonra kampüsümüze döndükten sonra değişik etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerin birinci ayağı spor şenlikleri, spor etkinlikleri. Çok değişik branşlarda üniversitemizin öğrencilerinin ve personelinin katılmış olduğu etkinliklerimizi, spor faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama bunun yanında bu yıl özellikle kulüplerimize, öğrenci kulüplerimize özel bir önem verdik. Onlarla işbirliği içerisinde şenliklerde gerçekleştireceğimiz etkinlikleri planladık. Bu çerçevede baktığımızda değişik kulüplerimizin, öğrenci kulüplerimizin düzenlemiş olduğu sergilerimiz var, oyunlarımız var, yarışmalarımız var. Tabii ki müzik var işin içerisinde, şiir dinletisi var, uçurtma şenliği var. Bunun gibi öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu ve aktif olarak kendilerinin rol aldıkları etkinlikleri gerçekleştireceğiz üniversitemizdeki şenliklerimizde. Bunların yanında yine kulüplerimizin ve bölümlerimizin açmış olduğu standlarımız olacak kampüsümüzde, şenlik süresince. Bu standlarda da gerek bölümlerimizi, kulüplerimizi tanıtıcı faaliyetlerin, broşürlerin yanında, bunun dışında öğrencilerimizin üretmiş oldukları değişik ürünleri sergileme imkanında bulacağız bu standlarda. Tabii ki bu standlarda sergilenecek olan ürünler sadece kendi öğrencilerimize değil, Osmaniye'den katılacak olan bütün Osmaniyelilere de açık olacaktır. Biz bu şenliklerdeki değişikliğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz. Artık eğlenceyi sadece ithal eden, dışarıdan getiren bir anlayış yerine üreten mantıkla, üniversitede olması gereken kültür çerçevesinde bir faaliyet zinciri gerçekleştiriyoruz. Bunda öğrencilerimizin çok büyük emekleri oldu, çok büyük katkıları oldu. Personelimizin çok ciddi katkıları oldu. Ben bu şenliklerde katkı koyan bütün öğrencilerimize ve personelimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu değişiklikle ilgili çok olumlu dönüşleri daha etkinliklerimizi gerçekleştirmeden almaya başlamış bulunuyoruz. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren diğer bir kanıt. Bundan da oldukça memnunuz. Bu şenliklerin hem üniversitemiz personeline hem üniversitemiz öğrencilerine ama aynı zamanda da Osmaniyeli'ye açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Güzel bir şenlik geçmesi dileğiyle.